genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Doktor Şenol Kalyoncu, kadın hastalıkları ve doğum ve aynı zamanda yüksek riskli gebelik uzmanıyım. Bugün sizlere gebelikte ek demir ve vitamin desteğinden bahsedeceğim. Gebelik dediğimiz olgu tamamen fizyolojik, 9 ay boyunca hastanın söylenilen beslenme şekillerine uyması gereken bir durumdur. Gebelikten önce eğer hastamızı yakalarsak mutlaka demir eksikliğine bakıp eğer demiri eksikse veya folik asidi eksikse bunları öncesinde başlamalıyız. Ama ilk muayenede hastayı yakaladığımız anda folik asidi direkt demirle beraber başlıyoruz. Daha sonra gebeliğin sonuna kadar folik asidi 3 aya kadar, demiri 9 aya kadar devam etmek gerekiyor. Hatta emzirme dönemlerinde de biz demiri öneriyoruz. Gebeliğin ilk 3 ayı çok fırtınalı bir dönem. Çok fazla bulantı kusma oluyor birçok hastamızda. Bu dönemde özellikle hastaların ek vitamin, ek demir desteği alması çok zor. O nedenle bazı varyasyonlar var. Şöyle ki klasik demir tozları mideye ve bağırsağa zaten intolerans yapıyor, gaz yapıyor ve kusmaları arttırabiliyor. Bu nedenle yeni nesil sukrozomial demir toleransı çok daha iyi. Çünkü bu sukrozomial teknolojide demir adeta saklanarak çift katmanlı olarak vücuda veriliyor. Sukrozomial teknolojinin avantajı hem mide, bağırsak yan etkilerin az olması hem de emiliminin çok yüksek olması. Saklanarak vücuda verilen demir direkt karaciğer yoluyla kana karışıyor. İlk 3 aylık dönemi atlattıktan sonra zaten 4-5-6. Aylarda diğer vitaminlerden vitamin D'yi, vitamin C'yi, vitamin B'yi de takviye olarak veriyoruz. Bu 3 aylık dönem geçtikten sonra demirin emilimini arttıran bir vitamin C var. Vitamin C'yi ya ayrı veriyoruz ya da vitamin C ile birlikte verilen preparatlar var. Yine bu sukrozomial demir teknolojisinde içerisinde vitamin C de konuyor. Hatta ilk 3 ayda B12 ve B6 da var. Bunlar da bulantıları azaltıyor. Bu gebeliğin ilerleyen dönemlerinde tabii serum demir düzeylerinde bakarak dozunu ayarlıyoruz. Ancak demir tedavisinde çok çok düşük durumlarda damardan IV demir tedavisi de veriliyor. Doğusallık döneminde de 40 gün bizim dikkat edeceğimiz bir durum. Dolayısıyla beslenmemizi çok iyi tutsak bile biz zaten demirin %1'i emiliyor. Yani 200 birim yiyemeyeceğimize göre bizim gebelikte olmazsa olmazımız demir ve folik asit.